tutun. 8 yıl önce dile kolay. Nasıl 2922 gün önce burada katiller tarafından göz göre göre 103 arkadaşımız katledildi. 500'e yakın yaralı var. Buradan o vicdansız herkes duysun ki 30 tane arkadaşımız halen tedavi görmekte. 100'e yakın arkadaşımız engelli kaldı. Katilleri tanıyoruz, katilleri biliyoruz. 8 yıldır burada adalet saraylarında biz resmen iğneyle adalet arıyoruz. Burada katledildik. 3 gün sonra burada şov şeklinde gelip buraya karanfil koyanlar kayboldu. Onlar çocuk demeden, kadın demeden zulmetmeye devam ettiler. Buraya gelenler çocuk dedi, kadın dedi, barış dedi, insanlık dedi. Biz buradayız, buradayız. Adalet mücadelesine devam ettireceğiz. Bizler buradan söyleniyoruz ki duysunlar. Ey katiller, sizi tanıyoruz. Burada katlettiğiniz kanda boğulacaksınız. Barış kazanacak, emek kazanacak, demokrasi kazanacak. Burada düşen barış bayraklarıyla biz canlarımızın üstünü örttük. Biz o örttüğümüz barış bayraklarını tekrar çıkaracağız. Ve siz sadece savaş politikalarına, sadece savaştan beslenenler, kandan beslenenler, bir insanlık mücadelesi verenlere karşı kaybedeceksiniz. Biz barış diyoruz, barış demeye devam ediyoruz. Burayı anıtlaştırmayanlar, burayı alıştırmayanlar da hesap verecek. Burada bizi katledenler de hesap verecek. Biz buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. 8 yıldır evlerinde yas tutanlar, 8 yıldır başına siyah bağlayıp yas satan annelerimiz, buraya gelmeye yüreği yaymayan herkes bilsin ki biz büyük bir aileyiz, biz barışın ailesiyiz, biz mücadelenin ailesiyiz, biz insanlığın ailesiyiz. Bizim söylemimiz hep barış oldu, onu söylemeye devam edeceğiz. Emek derken, barış derken, demokrasi derken, insan hakları derken, İnsanlara yeni bir gelecek sunma umuduyla mücadele ederken hayat toprağa düşmüş bütün canlar için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Bunca zamandır bizleri yalnız bırakmayan kurum temsilcilerine, siyasi parti temsilcilerine, vekillerimize, eş başkanlarımıza, genel başkanlarımıza, kurum başkanlarına yoldaşlık yapan, bizimle omuz omuza, yan yana, mahkeme kapılarında bizi yalnız bırakmayan herkese şükranlarımızı, minnet duygularımızı ve bu yoldaşça yürüyüşümüzün şanını bir kez daha selam olarak söylüyoruz. Var olun, sağ olun. Basına ve kamuoyuna 8 yıldır adalet peşindeyiz, barış istiyoruz. Bugün pek çok şehirde 10 Ekim gar katliamı anması yapılıyor. Kaybettiğimiz kardeşlerimiz anılıyor. Adalet ve barış talebimiz bir kez daha tekrarlanıyor. Bilineni tekrarlamak istiyoruz. 8 sene önce IŞİD'li iki canlı bomba bütün kontrollerden ellerini kollarını sallayarak geçerek başkentin göbeğine Ankara'ya kadar gelip burada kendilerini patlattılar. 104 canımız hayatını kaybetti. 500'den fazla arkadaşımız yaralandı. Yargılama sürecinde ortaya çıktı ki Marquez'in Kırmızı Pazartesi kitabında anlattığı gibi devletin güvenlikle ilgili bütün kurumlarının bilgisi olduğu bir katliam adım adım yanımıza kadar gelmiş. Bir devlet düşünün ki kendi insanına karşı yapılan katliama sessiz kalsın. Sessiz kalmayı bırakın, katillere yol versin, sırtlarını sıvazlasın. Yargılama sürecinde hakikat ortaya çıksın, adalet gerçek anlamda tesis edilsin diye çaba gösterdik, hala gösteriyoruz. Avukatlarımızın binbir zahmetle, binbir emekle ortaya koyduğu deliller yok sayıldı. Katliamı aydınlatabilecek nitelik taşıyan devletin kendi soruşturmaları, İstihbarat raporları görmezden gelindi. Emniyet Müdürlüğü mahkemenin kendisinden istediği bilgiler için yok demeye bile tenezzül etmedi, cevap vermedi. Katliamın olduğu yere bir anıt yapılsın. Bu anıt bizim yasımız olsun. Toplumsal hafızamızda 10 Ekim katliamı
unutulmasını istedik. Bırakın anıt yapılmasını, meydan düzenlemesini, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bu konuda almış olduğu karar bile saklandı, uygulanmadı. İşte 8 yıl böyle geçti. Bu 8 yıl devlet ve siyasi iktidar tarafından bizim taleplerimizi yok saymakla, katliamın üstünü örtme gayretiyle geçti. Bizim açımızdan ise adalet arayışıyla, barış isteğiyle geçti. Biliyoruz Türkiye'de adaletin tesisinin ne kadar zor olduğunu, biliyoruz. Savaş çığlıklarının çoğaldığı dönemlerde barış diye haykırmanın nelere mal olduğunu biliyoruz, yaşıyoruz. Sesimizi çoğaltmaktan, dayanışmayı örgütlemekten başka bir yolumuz yok. Şen Yaşar ailesinin adalet haykırışı ile 10 Ekim ailelerinin haykırışı aynıdır, birdir, aynı sestir. Matımak aileleriyle Suruç ailelerinin sesi aynıdır, birdir, bizim sesimizdir. Roboske ailelerinin çığlığı bizim de çığlığımızdır. 5 Haziran 2013'te Diyarbakır'da biz de öldük. Gözaltına alınan, tutuklanan gazetecilerin devlet nezdindeki suçlarından biri de bizim yanımızda olmaları, bize ses olmalarıdır. Muktedirlerin demokratik siyasetin zeminini yükselen baskıcı, otoriter, faşizan bir rejimle kaplama niyet ve düşünceleri bizim sesimizi boğmaya yöneliktir. Biliyoruz. Madımak katliamı suçlularının türlü gerekçelerle affedilmeleri, davanın zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmesi aynı zamanda biz 10 Ekim ailelerine bir gözdağıdır, ihtardır. Biliyoruz. Soma'da madenci yakınına atılan tekme aynı zamanda bize de atılmıştır. İş cinayetlerine dönüşen iş kazaları sesimiz çıkmasın, sesimiz kısılsın diyedir. Bu toprakların bütün zenginliğini yağmaya açanlar, bir avuç şirkete, sermaye grubuna peşkeş çekenler, talan edenler, eko kırım yapanlar, adalet arayışımıza, barış isteğimize kulak asmayan, gözlerini kapatanlardır. Bütün bunlar bize gösteriyor ki 10 Ekim gar katliamı bitmedi. 10 Ekim gar katliamı yargılama süreciyle devam ediyor. Anıt meydan için projelerimize devam ve izin vermemekte devam ediyor. Her yıl dönümü anmasında bize çıkarılan zorluk ve engellerle devam ediyor. Bizi zulümle, baskıyla, hatta ölümle korkutmak, terbiye etmek isteyenler bilsinler ki bizim yaşadığımız hayat Soma'da katledilen madenci kardeşlerimizden bize kalan ömürdür. Madımak'ta yakılan Koray Kaya'dan kalan ömürdür. Şen Yaşar ailesinin katledilen fertlerinden kalan ömürdür. Suruç'ta katledilen 33 düş yolcusundan kalan ömürdür. Bu meydanda katledilen 104 kardeşimizden kalan ömürdür. Katledilen kardeşlerimiz, anne babalarımız, çocuklarımız, yoldaşlarımız bu ömürlerini, kalan ömürlerini bize borç olarak bıraktılar. Bu borç adalet mücadelemizde, barış mücadelemizde, eşitlik, kardeşlik mücadelemizde ödenebilecek bir borçtur. Biz bu borcu ödemekte kararlıyız. Bundan kimsenin ama kimsenin şüphesi olmasın. Bu meydan barış meydanı oluncaya kadar, bu meydana bir katliamı hatırlatacak anıt yapılana kadar, adalet gerçek anlamda tesis edilene kadar buradayız, buradayız, buradayız. 10 Ekim'i unutma, unutturma. 10 Ekim'i unutma, unutturma. 10 Ekim'i unutma, unutturma. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Sevgili yol arkadaşlarımız, mücadele arkadaşlarımız, demokratik kitle örgütlerin, siyasi partilerinin emek, barış, demokrasi mücadelesinin kararlılıkla yürüten halkımız hepimizi
Kez Yürütme Kurulu adına ben de saygıyla selamlıyorum. Aslında arkadaşlar ifade etti. Bundan 8 yıl önce Türkiye'de, Orta Doğu'da yaşanan savaş süreci bugün gelmiş olduğumuz noktada 8 yıl öncesinden çok farklı değil. Bugün emperyalistler özellikle başlatmış oldukları 3. Dünya Savaşı'yla birlikte Orta Doğu'yu, dünyayı kendi çıkarları için, sermayenin çıkarları için bir kan gölüne çevirmeye devam ediyorlar. İşte Filistin-İsrail arasında yürütülen İsrail'in Filistin işgal etmesi ve hem Hamas'ın hem İsrail'in sivillere dönük saldırıları, yine kadınlara yönelik taciz, tecavüz uygulamaları hepsi savaşın bir sonucu olarak bugün yaşanıyor. Yine yanı başımızda Suriye'de Kürt halkı, Ermeni, Süryani, Arap, Türkmen halkına yönelik saldırılar emekçiler açısından savaşın gelmiş olduğu boyutu bir kez de ortaya koyuyor. İşte biz emek meslek örgütleri, Türkiye'deki demokrasi güçleri bundan 8 yıl önce de Türkiye'nin içerisine sokulmak istendiği savaş ortamına, krize, kaosa ve emekçiler üzerinde artan baskı politikaları, emek meslek örgütleri üzerinde artan baskı politikaları, demokratik siyaset üzerinde, toplumsal muhalif kesimler üzerinde, sol sosyalist kesimler üzerinde artan baskı politikalarına karşı 8 yıl önce 10 Ekim'de emekten, demokrasiden, barıştan yana olan tüm Türkiye halklarıyla birlikte buradan güçlü bir barış sesini ortaya çıkarmak ve bu savaş politikalarına karşı tek adam rejiminin geliştirmiş olduğu açık faşizme karşı hep birlikte yan yana demokrasi için, barış için alanlardaydık. Arkadaşlarımız da ifade etti. 5 Haziran'da başlayan Suruç'la devam eden Ceylanpınar'ı ve 10 Ekim'le birlikte bir katliam silsilesiyle özellikle bu tek adam rejimi kurmak istemiş olduğu faşizmi takip etmeye yönelik IŞİD çetelerine yol vererek aslında bu katliamın da doğrudan ortağıdır. Ve 8 yıldır yürütmüş olduğumuz hukuk mücadelesi esasında hem bu bugün 50 kolunu sallayarak dolaşan o dönem İçişleri Bakanlığı'nda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, Gaziantep'te, Adıyaman'da görev yapan kamu görevlilerinin yargılanması için yürütmüş olduğumuz adalet mücadelesi açısından da değerlendirdiğimizde bugün tek bir kamu görevlisi, bu katliama yol veren bir tek kamu görevlisi, emniyet görevlisi, MİT görevlisi, İçişleri Bakanlığı görevlisi henüz yargı karşısına çıkartılamamıştır. O nedenle bizim esas adalet mücadelemiz, hukuk mücadelemiz bu katliamlara yol verenlerin yargı önüne çıkartılması, gerçek bir adaletin sağlanması içinde bundan sonra da mücadelemizi adalet mücadelesi sonuçlanıncaya kadar hep birlikte yürütmeye çalışacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Ve son olarak da şunu ifade ediyorum. Giderek artan yoksulluk, baskı politikaları, işsizlik, antidemokratik uygulamalar, faşizan baskılara karşı tekrardan hepimizin bir arada dayanışma içerisinde hem Orta Doğu'da hem ülkemizde geliştirilmek istenen bu savaş politikalarına ve yeniden bir tezkereyle askeri operasyonlara karşı hep birlikte sesimizi, gücümüzü birleştirmemiz gerekiyor. Barışı, demokrasiyi, adaleti, hukuku daha fazla hep birlikte haykırmamız gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Dostlar, sevgili mücadele arkadaşlarımız, sevgili yoldaşlar, sevgili ailelerimiz, hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına bitmeyen acımız ve asla dinmeyen öfkemizle selamlıyoruz. Değerli arkadaşlar, biraz önce 8 yıl önce bu meydanda kaybettiğimiz arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın, evlatlarımızın, canlarımızın isimlerini okurken şunu söylemek istiyoruz ki her biri bizim arkadaşımız, yoldaşımız, yol arkadaşımız, mücadele arkadaşımız.
Onların anısı önünde öncelikle bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ve biliyoruz ki aslında çok fazla söze gerek yok. 8 yıl önce bu meydanda yaşadıklarımız, 8 yıl önce bu meydanda yaşanan katliam aslında bugün bize yaşatılmaya çalışılan, bugün bize dayatılan Türkiye'ye giden yolun taşlarından bir tanesiydi. 8 yıl önce sonuçları kabul edilmeyen ve tekrar ettirilen iki seçimin arasında bizler Türkiye'nin dört bir yanından emek için, barış için, demokrasi için, ülkemizin aydınlık geleceğine sahip çıkmak ve onu kurma irademizi ortaya koymak için bu meydanda buluşmuştuk. Ve bugün bize yaşatılan bu Türkiye'yi yaratmaya çalışanlar, yani bugün öyle bir ülkede yaşıyoruz ki düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. Düzenin bütün çarkları yoksuldan alıp zengine vermek için dönüyor. Bu ülkede demokrasinin bütün kırıntılarının ortadan kaldırıldığı, bütün denge denetleme mekanizmalarının yok edildiği, hukukun üstünlüğünün ve evrensel insan haklarının dahi askıya alındığı bir Türkiye'yi yarattılar ve bizi böyle bir Türkiye'de yaşamaya mahkum ettiler. İşte böylesi bir Türkiye'nin yol taşları, böylesi bir Türkiye'ye giden yoldaki taşlardan bir tanesiydi 10 Ekim katliamı. O nedenle sevgili arkadaşlar, buradan gerçekten çok söze gerek yok. 8 yıldır yaşadıklarımızı da biliyoruz. Dava sürecinde yaşananlar, hiçbir gerçek sorumlunun yargılanmaması, 10 Ekim katliamıyla hesaplaşılmaması, 10 Ekim katliamının yitirdiğimiz arkadaşlarımızın canlarımızın hesabının sorulmaması, şu meydanın bile hala yasaklı olması, bu meydanda hala bu geçici anıtla bu süreci devam ettirmek zorunda kalmamız bile sürecin ne olduğunu çok açık bir biçimde ortaya koyuyor. Ama biz buradan bir kez daha 8 yıl sonra hiç dinmeyen öfkemizle bir kez daha söylüyoruz. Evet, çok öfkeliyiz. Acımız hiç dinmedi ve unutmayacağız, unutturmayacağız. Ve bu ülkenin gelecek kuşaklarının belleğinde 10 Ekim katliamının aslında yaşatılan bu sürecin nedeni olduğunu da çok açık bir biçimde ortaya koyacağız. O nedenle buradan yitirdiğimiz bütün arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza sözümüz, evet, barıştır. Onlara sözümüz bu ülkeye, bu topraklara demokrasiyi getirmektir. Onlara sözümüz bu ülkenin tüm değerlerini, güzelliklerini üreten işçi sınıfının, emekçilerin hak ettiği bir yaşama kavuşmasıdır. Ve buradan söz veriyoruz. Ant olsun ki değerli yoldaşlar, katiller kaybedecek. Katliamdan, ölümden, savaştan medet umanlar, iktidarlarını savaşlar, katliamlar, ölüm üzerine kuranlar kaybedecek. Emek kazanacak, barış kazanacak, demokrasi kazanacak. Bunun için sonuna kadar yan yana, omuz omuza mücadele edeceğimizi bugün burada bir kez daha ifade ediyoruz ve yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızın anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. 8 yıl önce Türkiye'nin en büyük kitle kıyımlarından biri olan 10 Ekim katliamında burada kaybettiğimiz tüm dostlarımızı bir kez daha sevgiyle, özlemle anıyorum. Bundan 8 yıl önce Türkiye'nin içine sürüklendiği kaos ve şiddet ortamına karşı halkımız üzerinde ekilmeye çalışılan kin ve nefret tohumlarına karşı barışın sesini yükseltmek için, kardeşliğin sesini yükseltmek için dört örgüt olarak burada bir miting kararı almıştık. Ne yazık ki barışa susayan bedenlerimizi kana buladılar. Demiryolu çalışanı emekçilerimizi, ömrünün baharında gençlerimizi, ilkokul çağında çocuklarımızı aldılar elimizden. O gün Ankara'nın en kara günüydü. Ama o günü karartanlar sadece üzerlerindeki iki bombayı patlatanlar değildi.
Biz o gün bombalar patladıktan sonra yaralılarımıza yardım etmek için seferber olurken o tomaları, o biber gazlarını aradan 8 yıl geçmesine rağmen halen katliamda sorumlulukları bulunan kamu görevlilerini, siyasileri yargılamayanlardır. Başkanım,